Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Konkoya Blade'in PTR sunucusunda size yeni içerikleri tanıtan içerik üreticilerinden biriyim. Size bugün bahsedeceğim konu, sezon 5'imizin gelmesine hazır 2 gün kalmışken oyuna yeni eklenecek Kahraman Yolu eklentisi içeriğinden bahsedeceğim. Kahraman Yolu şu anki menümüzde F4'e basarak görevlerimizin üzerine eklenmiş bir eklenti. Bu yeni oyuncuların hem oyuna daha kısa sürede adapte olmasını hem de aynı zamanda oyuncuların eski oyunculara yetişmesini sağlayan bir sistem aslında. Bu sistemde belli görevler tamamlıyoruz. Oyun içerisinde yapabileceğimiz görevler, rütbeli muharebe tamamla, muharebeye git, galip gel vesaire tarzında. Bunları tamamladığımızda oyun mesela bu görevlerde 10 adet birim madalyası, daha sonra 30, en sonunda 50 olarak madalya veriyor ki birimlerimize level atlattırmak için ihtiyacımız olan en önemli şeylerden biri birim madalyalarıdır. Bunları doğru birimlere kullanmanızı ve saklamanızı özellikle tavsiye ederim yeni oyunculara. Daha sonra kuşatma muharebelerinde kullandığımız ağır silahlar ki genellikle oyunun gidişatını etkileyen şeylerden biridir. Yine bunları oyun bize ücretsiz olarak 3 görev aşamasıyla sunmuş. Daha sonra 3 arkadaş ekle, Liorla'da galip gel, birimleri 30 puan değerinde ikmal yap demiş. İlkinde 500 beceri puanı veren kitap, ikincisinde yine 500 beceri veren kitaptan 2 tane vermiş, bir tane de stat sıfırlama kitabımız gelmiş. Burada kahramanlarınıza yine beceri kitabı vermiş, bir daha stat sıfırlamanız için P'deki kitabımızı vermiş. Burada en çok dikkatimi çeken kısım, ilkinde kışlarınızın levelini arttırmanız için bir tane ödül veriyor, ikincisinde birim madalyası veriyor, üçüncüsünde de gazilik puanı sıfırlama. Yeni oyuncular genellikle yanlış puanları verir ve birimlerin bazıları yanlış puanlama verdiğimizde neredeyse işe yaramaz hale geldiği için bu çok güzel olmuş. Hatanızı geri almak veya değiştirmek için kullanılabilir bir hamle diyebilirim. Oyunda buradaki verdiği görevlerin hepsi yetmezmiş gibi bir de yukarıda aşama aşama size ödül veriyor. Bu aşamalarda 4 adet 500 şeref, 5 adet narin beceri kitabı veriyor. Ve bu da yetmez diyor. Ben size diyor bir de cesaret hediyesi zırhı vereyim diyor. Başlangıçta kullanabildiğiniz 3 hafif, orta, ağır zırh olarak setten birini seçin siz içinden. Kendinize göre kullanın diyor. Daha sonra 72 puan kastığınızda ise 2 adet makale veriyor. 3'ün en son aşamada 90 puan kastığında da diyor ki sana, ben sana diyor şu anda diyor oyunda diyor normalde parayla aldığın birim bayrağını ücretsiz olarak veriyorum. Buradan sen kendini keyfine göre, görsel zevkine göre seç, birimlerinden birini süsleyebilirsin. Bu şekilde ilk aşama. İkinci aşamada ise daha çok sevdiğim ve daha güzel şeyler var. Bunları en aşağıdan başlayayım. Yukarıdakiler çok dikkatimi çekse de. İlk aşağıdan başlayalım. 10 adet saman veriyor. Bu atınızın dayanıklılığı bittiğinde genelde kullanırız. 1 adet at veriyor bize. Bir de at yerini arttırmamız için yalak veriyor. Bu sizin daha fazla at kullanmanız için gereken bir şey. Buna sağ tıkladığınızda ona göre yer açılıyor. Daha sonra burada doktrinler veriyor size. Basic işinize yarayabilecek. Ki birinci aşamada verdiği birim madalyaları yetmemiş. Burada yine birim madalyası veriyor. Ki az bir miktarda vermiyor. 50, 65 ve 80 olarak 3 aşamada yine. Yine aşağı yanda da tarafta da 50, 65 ve 80 olarak veriyor. Bu da bayağı birimlerinize level atlattırmak ve yetiştirmek için çok işinize yarayacak. Burada yine ağır silah taslağı veriyor genel olaraktan. Burada ikmal sandığı veriyor ilk aşamada. Şu anda ben yaptığım için gidemiyoruz. Bu ikmal sandığının içerisinde bizim itemlerimizi basarken kullandığımız toz gümüşünden tutun hepsini belli bir miktar adetiyle size veriyor. 5 adet paket var zaten. Daha sonra 20 adet perşin veriyor. 1 adet de en son verdiği seyrek yeşil taslak veriyor. Şimdi gelelim ilk başa. İman hediyesi silah diyor. Bunların isimleri belki değiştirilebilir. Çünkü Türkçe çevirilere PTR'de ne kadar kalıcı olacağını bilmiyorum. Tekrardan söyleyeyim. Burada bilenmiş eğri kılıç vesaire tarzında mavi silahlar veriyor. İlk aşamada oyuna adapte olmanız için gereken yani bir ender silah sahibi oluyorsunuz. Geldik 36 puan kastığınızdaki aşamaya. Burada size mavi sağlam doruk ıslak veriyor. Bu şu an kullandığınız başta verdiği yeşil ata göre gayet güzel ve daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Yani
sürekli oyunda tek atım öldü, atım öldü, çabucak ölüyor bu dememiz sağlıyor birazcık. Aynı zamanda bu da yetmiyormuş gibi size mavi at zırhı veriyor. Yani hiç yoktan işinize yarayacak şekilde sizi oyuna hazırlıyor. L4'te ise hem bir sonraki aşamanın yolunu açıyor hem de size bir adet şu an burada seçtiğiniz herhangi bir birimi açmanızı sağlıyor. Diyor ki hangisini istiyorsan seç, bu direkt otomatikman sağ tıkladığında şeref puanı kullanmadan açılacak. Bu şekilde. En son 90 puanda ise sen diyor oyuna para yatırmak zorunda değilsin. Ben sana buradan istediğim bir görsel silah kostümünü vereceğim beleşe. Bu şekilde de bunu sunuyor. Diğer yollarda neler olduğunu şu anlık kasamadığım için gösteremiyorum. Çekmem gereken çok fazla içerik var. Açabildiğim kadarını açtım ve kahraman yolunu biraz size tanıtmak istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenmeyi, kanalımda daha çok video ve daha çok içerik görmek isterseniz abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Onun dışında bir sonraki videomuz birim incelemeleri olacak. Yeni gelecek birimlerimizin puanlarını, statlarını her detayına kadar inceleyeceğiz. Bir önceki videomuzda ise videonun sonunda gözükecektir. Birimleri teker teker birbirleriyle kapıştırdık ve ortaya çıkan senaryoları gördük. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.